Öyle bir sanatın ve sanatçının yanındayız ki çok fazla söze gerek yok. Ben susacağım, o kendisini anlatacak. Hadi. Şöyle dikkat edin, hiç biri birine de benzemiyor. Cenab-ı Allah hayvanı yaratırken tek yaratmış, kafanın üzerindeki boynuzun dokuları bile birbirini tutmuyor. Allah Allah. Kendi normal, yani doğal renkleri. Kendi doğal renkleri. Çok güzel. Fakat dokular hiç, yani birbirini tutmuyor. Kişiye özel tek takı oluyor. Parmak izi, ten kokusu gibi kişiye özel tek takılar. Yani şimdi renkler... Başka bir eşi mümkün değil. Yapılamaz. Mümkün değil, mümkün değil. Yok, bulmamız mümkün değil. Şimdi böyle orijinal bir malzeme varken, şimdi bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece çizim yapıp da kesim, işte onu işleyebilmek. Biz şimdi üreticiyiz. Ama işin doğrusu bu. Dikkat ettiğinizde hiç dokular birbirine benzemiyor. Evet. Şöyle yapalım. Bak. Birbirine benzemiyor. Halbuki kafanın üzerindeki İki tek boynuzdan çıkardığımız. Biri bir tarafın, biri bir tarafın. Başka hayvana dahil değil. Değil. Fakat baktığınızda hepsinin dokuları ayrı. Hı hı. Hepsinin dokuları ayrı. Yani hiçbir tanesi birbirini tutmaz. Beyazın yüz binlerce tonu var. Siyahın yüz binlerce tonu çok var. Şimdi ne yapacağız Mehmet abi? Şimdi yapacağımız bir Yusufçuk keselim. Hadi keselim. Yusufçuk keseceğiz şimdi. Nasıl keseceğiz? Onu da biliyorsunuz. Suyun üzerinde çok zarif bir hayvandır. Evet. Şablonları daha metal. Önceden hazırlıyoruz. Aha. Metal. Yani önce kağıda aktarma, kağıtta çizimleri yapıyoruz. Kağıttan, evet. Defter sayfaları gibi kat kattır bunlar. Her yaşta bir kat meydana geliyor. Her yaşta bir kat geliyor. Boynuz kalınlaşma yapıyor. Hem boynuz diklemesine uzama yaptığı kadar da kalınlaşma yapıyor. Tabii. Evet, çizimler aynı, var. Hayvanın evet. Kadar. Şimdi ağaçta nasıl her sene bir şey yapar, genişleme yapar, boynuz da aynıdır. İşte bu güneş gördüğünde bu katlar açılma yapar. Onun için güneş görmeyecek. Güneş görmeyecek. Gölge yerde. Fakat çatı bizim için en ideali, çatı arası. Kiremit altı dediğimiz yerde 8 aylık sürede kuruması gerekiyor. 8 ay. 8 ay sonra. İstediğiniz kadar fırına koyun. Boynuz yanar fakat bu hareketli dokudur. Eski formunu alır. Mesela burada erken kesilmiş olan var. Biz bunları kaptık. Mengenelerle yine sıkıştırdık fakat buradan güneş vuruyor. Güneşin sıcağından eski formunu alsın diyerek. Bunlar da oval tipi kol düğmeleri olacak. Dokular birbirine yakın diyerek bunları ayırdık. Sonradan işte bunlar kesildikten sonra ortalarından kesiliyor. Düzeltilme mesela önce kaynar suyun içerisine giriyor. Sülfürik ve siltrik asitli suyun içerisine giriyor. Kaynadıktan sonra bol ateş tutuluyor. Yağ bazlı olduğu için ateşle direkt temas ettiğinde yanmasın diyerek. Sonradan medefelerin arasında presleme, mengenelerde presleme yapıp bu şekilde düzeltiyoruz. Şimdi düzelttikten sonra da yağ bazlı kalp... Zımparalanmış gibi. Tabii. Zımparalanıyor, kroşeden geçiyor. Aşamaları çok. Şimdi biz bunu bu şekilde düzelttikten sonra bir ayda bu şekilde kalıyor. Neden derseniz yağ bazlı sıkı doku diyoruz. Sıcağı gördüğü zaman yumuşama yapıyor, boynuz yayılma yapıyor. Boynuz mengenede yayılma yapıyor. Yayılma yaptığı zaman bu bir ay sürenin içerisine boynuz kendini çekiyor. Fakat anında gümüş aksamından özdeşleştirdiğimizde boynuz kendini çektiğinde birer milimetre gümüş dışarıda sırıtıyor. Dışarıdan gözüküyor. Evet. Şimdi bunun Yusufçuğun, şimdi bunun arka kısmını ikili yapacağız. Kırılmış iğne kaybolsa buradan bilirim. Kırılmış iğne kaybolsa bilirim. Bazen kursiyerlerim geliyor işte şunu yapayım bunu yapayım diyor. Aman ellemeyin yerini değiştirmeyin diyoruz. Yerini değiştirmeyin. Çünkü onun yerini değiştirdiğinde ben 3-4 saat o malzemeyi arıyorum. Çünkü şimdi ben elime attığımda onu bulmam gerekiyor.
Bunları biriktiriyorum. Ayrıca elektrikli süpürgeyle çekiyorum. Haznede topluyorum. Bunları da İl Tarım Müdürlüğü'ne veriyoruz. Mesela kendi bahçemde kullanıyorum. Kalsiyum olduğu için nadide olan çiçeklerin dibine kullanıyoruz. Kalsiyum çiçeklere çok iyi geliyor. Yeşil yapraklar gayet canlı, çiçekleri gayet rengarenk, pırıl pırıl oluyor. Evet, şu tabii bu toz da bizim için değerli. Bunun bir özelliği de şu, rahatlama hissi veriyor. Vücuttaki negatif enerjiyi topluyor. Negatif enerjiyi boynunuza veriyorsunuz. Tarakların özelliği de o. Şimdi saç tarakları, beyin sürekli elektrik üretiyor. Üretilen elektrik saçta birikiyor. Çünkü kullandığımız çorapların %70'i elyaf. Evet. Halılarımız elyaf. Duvarlarımız plastik boya. Kapı kollarımız vernikli. Sonra da sinirli insanlar oluyor. Evet, gerçekten sinirliyiz. Ve ismi cismi belli olmayan hastalıklar türemeye başladı. Çünkü bir aküyü düşünün, sürekli şarjdaysa... Bu evet, ya kaynayacak ya akü çökecek. İşte beyin de sürekli elektrik ürettiği için fırsatınız oldukça haftada bir gün birkaç saat yani çayırda, kumda yürümeye bakın. Vücutta biriken elektriği vermek için. O tarakların özelliği de bu. Saçta biriken elektriği o taraklar topluyor. 5-6 sefer taradıktan sonra angora tüyünden yapılmış olan bir kazağı sürün, bakın taraktan çıkan elektriğe. Çıtır 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 elektrik verir angora tüyüne. Siz Kültür Bakanlığı için çalışmalar yapıyorsunuz galiba. Kültür Bakanlığı, DÖSİM'e bağlı GESİM, Geleneksel En Sanatları Mağazaları İşletme Müdürlüğü'ne çalışıyoruz. Boynuz üzerine çalışma yapan var, herkesin tekniği ayrı. Fakat ya dünya üzerinde de çok boyun üzerine çalışmalar var. Mesela Kenya'da var. Üzeri boyanıyor, lak vuruluyor, vernik vuruluyor. Fakat galiba dünya çapındaki fuarlara da katılıyorsunuz değil mi? Yani şimdi bakanlığın yönlendirmesinden gidiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. İşte Hindistan'daydık, Kerala bölgesindeydik. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dışişleri'nden sorumlu daire başkanlığı. Oradaki Malabu denilen bir etkinlik için üretici istemişlerdi. 7 tane arkadaşla beraber gittik. İşte oradaki etkinliği bitirdik. Döndük geldik işte. Suudi Arabistan Riyad, Mihrican-ı Canadriye, Türk Kültür ve Olimpiyat Haftası nedeniyle Pekin, Çin Pekin'e, Yalova ilini temsilen Şam, Flavur Show ve El Sanatları bölümü olarak Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden beraber oraya iştirak ettik. Bu arada bir de hocalık yapıyorsunuz. Halk Eğitim Merkezi'nde işte kurs verdik ama 300 saatlik kurs denildi, 6 ayımı aldı. Çünkü kursa aynı evle işe nasıl bir tarafa odaklanmam gerekiyorsa, burada da kendi işimle Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurs ikisi bir arada gitmiyor. Rağbet çok fazla. Ekseriyette şimdi iştirak edenlerden çoğu da takı tasarım hocalarıydı. Şimdi bizden çöpe atılan malzemeyi, hayvan yemi malzemesi olarak kullanılan bir boynuzu, kalsiyum olan boynuzu biz altından değerli takı haline dönüştürüyoruz. Yani onlarda bu teknik yok. Bizde 45 yıllık birikim, 45-46 yıllık bir birikim var. O birikime de işte gümüş işçiliği ayrı, boynuz işleme işçiliği ayrı, kakma olayları ayrı. Yani formu çizmek, şekilleri... Aşama sizin elinize. Yani, ama bu 300 saatlik bir dönemde de bu 45 yıllık birikime aktarma yapmamız mümkün değil. Yani uzun bir süre gerekiyor. Uzun bir süre gerekiyor ve bu kursun yani birkaç sefer tekrar etmesi gerekiyor. Benim tavsiyem şu. Yani ne olursanız olun muhakkak el sanatlarının bir bölümünden uğraşın. El sanatları olan evde kavga gürültü olmaz karı koca arasında. Günün yorgunluğunu, ofisteki olan yorgunluğu, o bir saatlik el sanatlarından uğraştığınızda evinizde bütün yorgunluğunuzu atarsınız. Yani değişik olan iş konusu bedeni rahatlatır, kafayı rahatlatır. Yani bazen bundan yorulduğumda Ebru teknelerim var. Sağ olsun işte iyi bir hocam var. Mustafa Düzgünman'ın icazetli hocası, Timuçin Tanarslan hocam, kulakları çınlasın. Onların işte göstermiş olduğu şeyler Ebru çalışıyoruz. 2000 yıllık Türklere özgü olan el yapımı lifli kağıt üzerine çalışıyoruz. Silikon çalışmalarımız var.
Kuzey Kafkasya'ya özgü sabat işlerimiz var. Gümüş üzerine sabat işi. Bırak yok mu sizde? Tatil yok mu? Cumartesi pazar yok. Benim cumartesi pazarım yok. Bayramım yok. Ben her gün işte buharların bitiminde atölyemdeyim. Yani üretim aşaması zor olduğu için de her gün çalışmak mecburiyetindeyim. Yusufçuk çıktı. Yusufçuğumuz çıktı. Yusufçuk. Şimdi bunların evet son tesviyelerini yapacağız. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bunların üzerine gümüş kakmalarını hazırlayacağız. Şimdi oralara da böyle bir yapıştırıcı. Evet, yapıştırıcıları sürdük. Şimdi gümüş bu, içine hapsoldu. Hapsoldu işte. Şimdi tesviyeler yapılacak. Ondan sonra bunlar delinecek. Peki burada kaç aşama var? Bu masadan kalkıp bu arkamızdaki masaya mı? Yok, aşamasını sayacak olursa saymayla bitmiyor bunlar. Saymayla. O daha bunlar işte gümüş kakmaları yapılacak, mercanları, turkuazları işlendikten sonra tesviyeleri bittikten sonra gümüş aksamını çalışacağız. Arka kısmı da komple gümüş olacak. Mesela klips kısmı gibi olacak burada, fiyonk kısmı. Bunu mesela kolye olarak kullanacağız. Ve burada fiyonk olması gerekiyor. Fiyonk kesilecek, halkası kaynayacak, fiyonkun ucu kaynayacak. Kıl testerinden yeniden kesilecek. Ne kadar sürecek bunun tamamlanıp yani, bitmesi? Şimdi tek parçayla uğraşırsak o 9 ayı geçelim. Yok, 9 ayı geçelim. 9 ay mı? O 9 ay, boynuzun düzeltilmesi falan. Ha, o dönemi geçersek 2 günde böyle uğraşmamız gerekiyor. Tek bir parça için. Ama bir şey söylüyorum. Dediğim gibi işte yani insanlık var olduğundan bugüne kadar yani boynuzdan tabii boynuzundan kılından fırça yapılmış her şeyini kullanmışız. Peki bugün, Mehmet amcacığım, efendim, arkadaki masaya da geçelim mi? Geçelim. Bakalım orada neler var. Mehmet amcacığım, bu masaya geçtik. Şimdi ne yapacağız burada? Şimdi burada da taşların yuva yerlerini açacağız. Kullanacağımız mercanın yuva yerlerini açacağız. Mercanların işte işlemesini de burada yapıyoruz. Peki burada hazır bir şeyler var. Orada bir yüzük var. Onlar... Bu bitmiş bir... Onlar da işte o tavus kuşunun başka bir şey. Bunda da yeşim ve turkuaz uyguladık. Aynı gümüş kakmalarını hazırladık. Kafa kısmını gümüş olarak işleme yaptık. En son göz kısmına bir minik kırmızı taş. Ve işte arka kısımlarında işte sonradan buraya telimizi hazırlayacağız ve broş haline gelecek. Broş olacak. Evet. İşte dediğim gibi yani bunun arkası da aynı şekilde olacak. Yani işlem aynı işlemlerden geçiyor. Kaynaklı kullandığımız, ben hem tüp kullanıyorum hem benzin kullanıyorum. Benzin mi? Evet, körük kullanıyorum. Çünkü körüğün vermiş olduğu ateş gayet yumuşak. Bazı çok ince hassas olan noktaları benzinle, körükle kaynak yapıyorum. Mesela diyelim ki çok ince tel kullanıyoruz. 20 mikron, 25 mikronluk kıvrılmış olan telleri kullandığımızda benzin kaynağını kullanıyorum, körüğü kullanıyorum. Bakın, gidelim mi nasıl? Tabii. Çok tehlikeli, hadi gidelim. Kuzey Kafkasya'da dağlarda yetişen 14 yaşındaki yabani tekenin boynuzu. Onu da işte aksesuar olarak, duvara askı olarak her boğumlar 1 yaş. Aa, bunlar. Tabii. 1, 2. Her sene bir boğum atar. Nasıl? Burada 14 tane. Evet. Hem 14 katman vardır, hem 14 tane ileriye doğru. Dediğim gibi lifine doğru. Şimdi lifine doğru olduğunda bu tarak kırılma yapmaz. Fakat bu boynuzu açtığımızda ticari amaç düşünülürse bunu açıp da düzelttiğinizde buradan çabuk kırılma yapar. Tarayayım mı saçımı? Tabii. Gayet rahat. Bütün statik elektrik gitti. Artık hiç sinirli biri olmadı. Güzel. Mesela broşlarımız. İşte oradaki hazırladığımız broşlar.
Yalnız o kadar şık ki. Tabir. Kerata. Ayakkabı çekici. Babam bunlardan çok kırıyor da. Bu da kırılır mı? Yok, bunlarda kırılma olayı yok. Esneme olayı. Çünkü yağ bazlı dedim. Kalsiyum dediğim için. Bunlarda esneme olayı fazladır. Bunlarda kırılma olayı olmaz. Çünkü lifine doğru çalıştığımız için. Fakat şurada da bir... Boynuz tarağı kullanın. Tavsiye ederim yani. Boynuz tarağı kullanın. Neden derseniz saçta biriken bu negatif enerjiyi alsın. Rahatlarsınız. Ay, o zaman bir kuple daha tarayayım. Bir kuple daha tarayayım. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel. Sağ olun. Elinize emeğinize sağlık. Nasıl, yüzükleri beğendin mi? Şimdi şaşırtıcı gelen şey şu. Bu kadar kocaman bir şey var. Bakıyorum yüzükleri de tek tek inceledim. Bu nasıl bu halka oluyor? Tek parçayı yapıştırmak da mümkün değil. Hayır. Şimdi o boynuzun uç kısımlarına bazı şeylerden dişi hayvanın boynuzunun kemiksel kısmı azdır. Boynuz kısmı fazladır. O şu uç kısmında. En son ucunu... Evet, şu uç kısımlarında dolu olan yerlerden de hiçbir şey boşa gitmeyecek. Kesinlikle. Uçları yüzük olacak. Evet. Gerisi tarak olacak. Takı olacak. Tozlar çiçeklerin diplerine, bitkilerin diplerine kalsiyum olarak gidecek. Mehmet amcacığım, elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki tanıştık. Çok şey öğrendik bugün. Vallahi yaralı olabildiysem ne mutlu bana. Ne demek efendim, ne demek. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ben buluşmak üzere. Teşekkür ederim efendim. İnşallah. Beklerim. Geleceğiz.